23 derecenin Ankara stüdyolarından herkese merhaba. Biraz bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Sübeyde Sarı ile gündem programında sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz gençler. Gençleri anlıyor muyuz? Gündemi takip ediyorlar mı? Politikler mi, apolitikler mi? Ve daha pek çok sorumuz var bununla birlikte. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir konuğum var. Konuğuma geçmeden önce İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Türkiye'nin geleceğine genç bakış adlı bir rapor hazırlandı. Raporda çarpıcı değerlendirmeler var. Şu değerlendirmelere kısacık bir atıfta bulunduktan sonra konuğumuzla detaylarını konuşacağız tabii ki. Araştırmaya katılan gençlerin %36'sı için geçim sıkıntısı artık hayatlarının bir parçası. Siyasetinde sorunlarına çare olmayacağını düşünüyorlar. Ve bununla birlikte bence en önemli sonuçlardan biri de daha iyi bir toplumda yaşamak için göç etmeyi düşünenlerin oranı %61. Şimdi konuğumuza dönüyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk'u. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Zübeyden. Nasılsınız Can Bey? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Nasıl Ankara'da havalar? Teşekkürler. İyiyiz. Ankara biraz soğudu ama alışmaya çalışıyoruz. Stüdyo bayağı sıcak ama onun bilgisini verebilirim sizlere. Biraz önce rapordan bahsettim, araştırmadan bahsettim. Fakat sizin bugün bir yazınız vardı. Politik Yolda yayımlanan bir yazı. Orada şöyle bir cümleniz var Can Bey. Diyorsunuz ki ilk yapmamız stratejik kalkınma ortağı olarak gençlik yazınızda başlığını da belirtelim ki belki izleyicilerimiz okumak isterler. İlk yapmamız gereken gençler geleceğimizdir ifadesindeki geleceğin bugün olduğunu kabul etmek ve insanları daha erken yaşlarda sisteme dahil etmek. İnsanları daha erken sisteme nasıl dahil edebiliriz sorusunu yöneltip sonra raporların ayrıntısını birlikte konuşalım isterim. Tabii memnuniyetle. Şimdi öncelikle şunu görmek lazım. Yani biz bu araştırmayı genç dediğim zaman 18-30 yaş grubundaki vatandaşlarımızdan bahsediyoruz. 2023'te de sayıları yaklaşık 15 milyon olacak. Yani biz 82 milyonluk bir bütünün 15 milyonuna geçici statüdeki yurttaşlar gözüyle bakıyoruz. Yani işte gençtir bunlar, nihayetinde yetişkin olma yolunda bireylerdir diye bakıyoruz. Böyle baktığımız için de bir türlü aslında asli unsurumuz olduğunu kabul etmiyoruz ve o şekilde de ne karar alma süreçlerimize dahil ediyoruz ne politikalarımızda önceliklendiriyoruz. Önceliklendiriyormuş gibi yapıyoruz. Yani sisteme dahil etmek demek gençlerimizi daha görünür hale getirmek demek ve onların ilgilendiren politika alanlarını önceliklendirmek demek. Sisteme dahilden kastım bu ve yani sonuç itibariyle bunları bir geçiş döneminde olan insanlar topluluğu olarak görmemek lazım. Çünkü gerçekten 82 milyon nüfusunuz var, 15 milyonunu bu grup oluşturuyor ve siz oraya bir ya işte bunlar da genç nasıl olsa yetişkin olacaklar gözüyle bakıyorsunuz. Kalkınma açısından, ilerleme açısından pek makul bir bakış açısı değil gibi geliyor bana. Peki gençleri anlıyor muyuz sizce? Gençleri anladığımızı ben düşünüyorum açıkçası. Bunun üzerine birçok araştırma yapılıyor. Hani bu konuda araştırma yapan bir tek biz değiliz. Gençleri anlamak tabii başka bir şey. Anladığınızda ne yaptığınız bambaşka bir şey. Anladığımızda ne yaptığımız konusunda çok büyük eksiklerimiz olduğunu ben değerlendiriyorum. Yani olaya yanlış biraz açabilir miyiz? Eksikliklerimizi açalım en azından. Tabii şimdi hep böyle bir sizin başladığınız yani gençler geleceğimizdir. Yok geldi işte buradayız. Gençlere ulaşmak diye bir tabir var. Tamam mı? Şimdi siyaset rakam 15 milyon olunca Zübeyde Hanım siyaset oy gözüyle bakıyor. Özel sektörde tüketici gözüyle bakıyor. Şimdi ikisi de baktığı yerden haklı diyebiliriz. Ama memleket için çok da faydalı bir bakış açısı değil. Şimdi gençlere ulaşmak lafı bana kalırsa yanlış bir laf. Yani genç olmak lazım. Siyasi partilerin genç olmayı başarması lazım. Gerçekten gençlerle beraber bir takım politikaları tasarlama, uygulamaya alma ve onların bu süreçlere dahil olmasını sağlamak lazım. Yani anlamak yetmiyor. Yoksa anlamak dediğiniz şu. İşte siz de dediniz, başka anketlerde de çıkıyor. Gençlerin %60'ı imkanım olsa yurt dışında yaşardım diyor. Şimdi buradan neyi anlıyoruz? Evet, gençler işte bu memlekette yaşamak istemiyorlar şu anda. Zor geliyor. Ve imkanları olsa başka bir yerde yaşarlar. Fakat bu anlamanın ötesine geçmiyoruz açıkçası. Tam olarak da bunu kastediyorum.
siyasi partilerin gençlerle ilgili politikalarının veya gençlere ayırdıkları kotalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz daha doğrusu? Şöyle bir kere gençlik kotasına tamamen karşı olduğumu ifade edeyim. Gençlik kotası şöyle yanlış bir bakıştan kaynaklanıyor. Bugün Türkiye'de genç işsizliğinden bahsetmek bir olgu olarak, bir tespit olarak doğru. Fakat başlı başına bir problem değil. Türkiye'de işsizlik problemi var ve gençler bu işsizlik probleminden en çok etkilenen toplum kesimi. Bu problem karşısında en kırılgan olan toplum kesimi. Dolayısıyla gençlik kotasına da ben biraz o şekilde bakıyorum. Yani gençlere özel bir ayrımcılık yapmak durumunda değiliz. Zaten gençler mekanizmalarımıza, karar verme mekanizmalarımıza, kurullarımıza, süreçlerimize dahil oldukları nispette zaten yer alacaklardır. Yani sadece orada vitrin olsun diye işte %15 genç kotası koydum, %30 genç kotası koydum, seçilme yaşını 18'e indirdim gibi bana soracak olursanız tamamen kozmetikten ibaret bir takım önlemler almak veya davranışlarda bulunmak gençlere alan açmak anlamına gelmiyor. Bir söyleşinizde siyasi partiler için gençler gençlik kolları olmamalı demiştiniz. O söyleminizin altına imzamı atarım. Öyle söylemiş olayım aklıma gelmişken belirtmiş olayım. Peki son dönemlerde özellikle Z kuşağı ile ilgili herkes fikir beyan ediyor ve bir şeyler söylüyor. Gençler sizce apolitik mi veya siyasete nasıl bakıyorlar? En azından rapor çerçevesinde değerlendirirsek. Tabii bir kere apolitik olmadıklarını çok rahat söyleyeyim. İkincisi neden apolitik olmadıklarına geleceğim ama bir de gençleri böyle bir yekpare bir nüfusmuş gibi değerlendirmemek lazım. Gençlik içinde çok fazla renkleri barındıran bir millet. Böyle bakmak lazım. Farklı talepleri, farklı becerileri, farklı çıkış noktaları olan bir millet gençlik. Dolayısıyla böyle yekpare işte oy alma veya ürün satma gayesi içerisinde romantize edersek yine sorunun merkezini kaçırmış oluruz. Şimdi apolitik değiller, son derece apolitikler fakat anti siyaset olduklarından bahsetmek lazım ki bana kalırsa raporumuzun en çarpıcı sonuçlarından, araştırmamızın en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi bu. Ne demek anti siyaset? Yani kendi sorunlarıyla, ülkenin sorunlarıyla, dünyanın sorunlarıyla son derece yakından ilgililer fakat mevcut demokratik sistemin aktörlerini, yöntemlerini, araçlarını reddediyorlar. Bir yerde aslında gayrimeşru buluyorlar demek mümkün. Siyasetin bu çirkinleşmiş halini aslında reddediyorlar. Dolayısıyla anti siyasetler, apolitik değiller. Bilakis son derece politik olduklarını değerlendiriyoruz. Peki önerdikleri bir üçüncü seçenek var mı ya da yol var mı? Çünkü mevcut aktörlere ve sisteme güvenmediklerine inanmadıklarını görüyoruz. Bir alternatifleri var mı ya da üçüncü seçenek olarak neyi düşünüyorlar, ne istiyorlar? Şimdi belki tam bir üçüncü yol olarak değil ama sorunların çözümünü bir kere kendilerinde arıyorlar. Onu söylemek lazım. Yani bir kurtarıcı aramıyorlar. İşte Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Ayşe gelsin bizi bütün bu problemlerden kurtarsın diye bir düşünce içerisinde değiller. Kendilerini kurtarıcı olarak görüyorlar. Onu görmek lazım. Zaten kurumlara güven sorusunda STK'ların bu kadar yüksek çıkması, siyasi partilerden bu kadar üstünde güven çıkması STK'lara bence biraz da bununla alakalı. Fakat öte yandan tabii siyasetten soğumak, kurumlardan, demokratik rejimin kurumlarından soğumak, siyasetin, demokratik siyasetin çözüm sunabilme kapasitesine inancı kaybetmek şöyle bir riski getiriyor. Yeni bir popülist dalga, yeni bir otoriter liderlik riskini tabii getiriyor. Şimdi Türkiye şu anda otoriter bir süreçten geçiyor. Fakat Türkiye popülist bir süreçten geçmiyor. Yani ben burada 2023 seçimlerinin çok ötesinde bir durumdan bahsediyorum aslında. Kuşkusuz hepimiz 2023 seçimlerine odaklanmış vaziyetteyiz. Neden? 20 yıl sonra ilk defa bir belki de değişim olma ihtimali gözüküyor anketlerde. O yüzden buna bakılıyor ama buradaki esas mesele Türkiye daha Amerika'da olduğu gibi mesela kalkınmadan payını alamayan, kalkınmanın gerisinde kalan, büyümenin gerisinde kalan kitlelerce ikna edilen bir popülist lider görmedi mesela Türkiye şu anda. Şu ana kadar veya Avrupa'da mesela örneğin Brexit oylamasında olduğu gibi veya Amerika'da işte Trump'ta olduğu gibi. Yani eğer bu gençlerin şu anda 18-30 yaş arasında olan kesimin
sistemle bağlantısı, demokratik sistemle bağlantısı, demokratik sistem olan inancı bu şekilde zayıflamaya devam ederse Türkiye otoriter bir şeyden çıkıp çok daha popülist bir akıma da kendini kaptırabilir. Sonuçları bakımından hangisi diğerinden daha iyidir onu bize zaman gösterir. Mevcut iktidarın söyleme biliyorsunuz dindar ve kindar bir nesil yetiştirmekte. Tabii ki kindar kısmını bir kenara bırakıyoruz. Kullanmayacağız. Gençler kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar mı? Gençler kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar. Onu söyleyeyim. Yani toplumda artan muhafazakar kimliğin gençlere de sirayet ettiğini söylemek mümkün. İşte 10 üzerinden ne kadar dindarsınız diye sorduğumuzda ortalama 6.2 civarında çıkıyordu. Bu önemli bir rakam. Tabii burada sormadığımız ve bana kalırsa araştırmanın eksiklerinden bir tanesi dindarlık tanımının ne olduğu yönünde. Yani hani dindarlı, ahlaklı, vicdanlı bir erdemli bir birey olarak olmak olarak tanımlıyorsunuz yoksa mensubu olduğunuz inancın, dinin tüm vecibelerini yerine getirmek olarak mı yorumluyorsunuz? Bunu sormak gerekirdi belki de ama toplumdaki genel muhafazakarlaşan toplumun yansımasını gençlerde de görüyoruz. Fakat burada yapamayacağımız şey gençleri yine az önce dediğim gibi yekpare bir tanımın altında tanımlamak. İşte dindar gençlik veya teknofest gençlik veya Z kuşağı veya Y kuşağı veya C kuşağı, anlatabildim mi? Hepsini aslında reddetmek lazım ve aradaki farklılıkları, aradaki renklerin farkında olup ona göre düşüncemizi şekillendirmemiz lazım. İdeolojik beklentiler doğrultusunda hangi ideoloji olursa olsun nesil yetiştirme açmaz. Yani gençleri açmaza sokan bir düşünce açıkçası. Kaldı ki zaten bunu biz işte görüyoruz, sokakta da görüyoruz. Öyle bir yekpare gençlikten bahsetmek mümkün değil. Aslında biraz önce de vurguladınız, kendini dindar olarak görenlerin oranı yüksek ancak diyanete ve tarikatlara güvenin az olduğunu görüyoruz. Belki de orada eksikliğimiz olduğunu söylediğiniz nokta giriyor devreye. Acaba tanımlanan dindarlık başka bir şey, gençlerinki farklı mı? Yani iktidarın bahsettiği dindarlıkla gençlerin kendini tanımladığı dindarlık aynı anlamda olmayabilir gibi geliyor bana. Çünkü burada önemli bir detay var. Diyanete ve tarikatlara güvenin az olduğunu görüyorum. Şimdi tabii bu bir ölçü, haklısınız. Hani hükümetin tarif ettiği dindar nesil, diyanetin çabaları sonucunda oluşması muhtemel bir dindar nesil. Eğer karşılığı olsaydı güven puanının daha yüksek olduğunu görmemiz gerekirdi. Öte yandan örneğin İstanbul Sözleşmesi gibi bir İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızın esas sebebinin biliyorsunuz bir takım tarikatların talebi doğrultusunda toplumun değil de başka tarikatların talebi doğrultusunda olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla orada da bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Ama şunu da görmek lazım. Hani tarikatları bir tarafa koyayım. 10 kurum arasında yanılmıyorsam sorduğumuz en düşük güvenli çıktı. Fakat şunu söylemek lazım. Genel olarak kurumlara güvenli bir erime var. Yani yargıya da güvensizlik var. Diyanete de güvensizlik var. Siyasi partilere de var. Bankalara da var. Anlatabiliyor muyum? Genel olarak ilk başta geldiğim anti siyaset kısmına geleceğim. Gençlerin, genç nüfusun, genç vatandaşların sistemi kurumlarına olan güveni erozyona uğramış vaziyette. Bir anda bakıyorsunuz TSK, polis en yüksek iki, sonra STK'lar geliyor. TSK zaten tarihsel olarak toplumun genelinde de çok yüksektir. Ama TSK'nın bu kadar yüksek çıkmasında esas dikkat çeken mesele diğerlerinin bu kadar düşük çıkıyor olması. Diğer kurumların bu kadar düşük çıkıyor olması. Yani genç vatandaşlar, genç yurttaşlar sistemin kurumlarına güven duymuyorlar. Ne demek bu? Yani bu kurumların kendi hayatlarını daha iyi hale getirecek veya kendi problemlerine çözüm üretebilecek kurumlar olduğunu düşünmüyorlar. Yine bir söyleşinizde şöyle bir cümleniz var. Gençler apolitik, uzaylı veya umursamaz değiller demiştiniz. Gençler acaba onları apolitik, uzaylı ve umursamaz olunduğunu mu düşünüyor? Yani toplumun gençleri bu şekilde gördüğünü mü düşünüyor? Siz neden böyle bir cümle kurdunuz? Onu merak ediyorum. Şöyle, yani bu üç bulguyu şu şekilde şekillendirdik. Çünkü toplumda bir takım ön kabuller var değil mi? Bir, apolitik işte klasik laf. İşte 80 darbesinden sonra gençler apolitik oldu da 80 darbesinden sonra kaç jenerasyon döndü?
Dolayısıyla artık o geçerli değil. Zaten az önce anti siyaset kavramıyla bunu anlatmaya çalıştım. Uzaylı değiller çünkü teknoloji neslinin, yani teknolojiye doğan bu nesil doğdukları dönemin teknolojik farklılıklarından dolayı böyle çok farklı oldukları iddia ediliyor. Yani işte her şeyi değiştirecekler, siyasi sistemi değiştirecekler, kurumları temelden sarsacaklar falan. Hayır, öyle bir durum yok. Araştırmamızın sonuçları da zaten gösteriyor. Günün sonunda bu bireyler bizlerin oturma odalarından, mahallelerinden, liselerinden, toplumun kültürel tedrisatından geçen bireyler. Dolayısıyla yani toplumu yansıtıyor olmaları normal. O bakımdan uzaylı değiller. Bir de işte yekpare değiller. Üçüncüsü de umursamaz değiller. İşte o da bir ön kabul. İşte bu gençler hiçbir şeyi umursamıyor. Hayır, son derece umursuyorlar. Fakat üst nesillerin, yaşlıların umursadığı şekilde veya çözüm yöntemleri onların istediği, onların doğru kabul ettiği yöntemler değil. Dolayısıyla umursamaz da değiller. Bu yüzden bu üç ön kabulü yıkan sonuçlar olduğunu düşündüğümüz için o üç önermeyi raporun en başına koyduk. Şimdi bunu ben gerçekten merak ediyorum. Son dönemde merkez medyanın, ana akım medyanın ya da ne dersek çok fazla tanımlanabilir. Durumu ortada. Gazetecilik anlamında gündemi takip etmek anlamında. Gençler gündemi nereden takip ediyorlar? Gençler bir kere nereden takip etmiyorlar? Gazetelerden kesinlikle takip etmiyorlar ve televizyonlardan takip etmiyorlar. İki temel kaynak en çok çıkan Instagram ve WhatsApp. Şimdi ben burada da bir tehlike görüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü Instagram'da, WhatsApp'ta kimlerle iletişim halinde olduğumuz belli. Zaten Instagram gibi sosyal medya mecralarının algoritmaları size sürekli sevdiğiniz ve beğendiğiniz şeyleri tekrar tekrar çıkartarak orada vakit geçirmenizi arttırmak üzerine. Niye? Daha fazla satın alma yapıyorsunuz, daha fazla reklam görüyorsunuz vesaire. Instagram gibi yerlerde de doğal olarak kendi ilgi alanınızı, kendi eşinizi, dostunuzu takip ediyorsunuz. Dolayısıyla orada bir yankı odası oluşuyor. Bu yankı odasının daha da katı hale geldiği yer WhatsApp grupları aslında. Çünkü WhatsApp'ta artık iyice, işte siz de kendinizden bilirsiniz, aile grubunuz vardır muhakkak, yakın arkadaş gruplarınız vardır Hepsini farklı sessize farklı. aldım İyi yapmışsınız ama yani sonuç itibariyle işte farklı farklı cemiyetlerden edindiğiniz arkadaş grupları, yakınlıklara göre WhatsApp gruplarınız var ve buralarda bir takım haberler dolanıyor ve kendi mahallenizin, hani gazeteci olmanız sebebiyle belki daha farklı yerlere erişiminiz vardır ama işte bir ortalama bir insan, ben mesela hep arkadaş gruplarımla aynı, arkadaşlarımla aynı WhatsApp gruplarındayım. İşte buralarda kendi mahallemizin hikayeleri sürekli paylaşılıyor. Kendini tekrar tekrar üretiyor ve WhatsApp gibi yerlerde işin kötüsü, hani sosyal medyada yine biraz daha iyi, bir paylaşılan şeyin doğruluğuna, yanlışlığına dair hiçbir ölçme şansınız yok. Ölçüm yapma şansınız yok. Dolayısıyla şimdi burada bu olaya iki türlü bakabilirsiniz. Gençler hiç gazete okumuyor. Ya bunlar bilgisiz, meraklı değiller diye bakabilirsiniz. Ki bence yanlış olur. Ya da şunu diyebilirsiniz. Gençler artık haber tüketimini başka mecralardan yapıyor. Biz bu değişime nasıl adapte olabiliriz diye düşünebilirsiniz ki bence doğru olan ikinci bakış açısıdır. Çünkü siz gençleri eleştiriyorsunuz diye yarın hiçbiri gidip de gazete alacak durumda değil. Bu duruma nasıl adapte olabiliriz diye bakmamız lazım. Sandığa gider mi gençler? Yani gitmeme eğilimleri yüksek gözüküyor açıkçası. Onu söyleyeyim. Gitmeme eğilimleri dediniz değil mi? Doğru anladım. Evet, gitmeme eğilimleri. Birinci sebebi de yani sandığa gitmelerinin ardında bir sebep görmüyorlar açıkçası. Yani bir şey değişmeyeceğini düşünüyorlar. Siyasetçilerin kendilerine önem verdiğini düşünüyorlar. Kendilerine bir oy daha fazla Küçük bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda bağlantıda. Küçük bir sıkıntımız oldu. Burayı keseriz, hiç problem değil. Devam edebilirsiniz, Tamam. duyabiliyorsanız. Yani gitmeme sebepleri olarak da siyasetin kendilerine önem vermediğini ve oy vermeleri durumunda çok da bir şey değişmeyeceğini düşünüyorlar. Yani siyaset orada bir grup insan işte kendi çıkarlarını yeniden üretmek üzere bir takım işler yapıyorlar ve kendi elde bir işleri olmadığını düşünüyorlar.
Bunu söyledim ama haksız da sayılmazlar şunu da aslında. görmek lazım. Yok, son derece haklılar bence. Fakat bizde oy kullanmak ayrı bir kültür gerçekten. Ayrı bir gelenek diyeyim hatta. Dolayısıyla hani bu hislere rağmen toplumun genel kesiminde de olduğunu düşündüğüm bir his bu. Bu hislere rağmen ben yine de oy kullanma eğiliminde olsalar da o pazar geldiğinde oy kullanacaklarını düşünüyorum. Biz de öyle umut edelim. Peki malum ülkenin ekonomisinin durumu ortada. Gençler bu ekonomik krizden nasıl etkileniyorlar veya ne düşünüyorlar bununla ilgili? Dediğim gibi gençler tabii bu ekonomik krizinden en çok etkilenen, en kırılgan kesimlerden bir tanesi. Anketimize katılan 3000 gencin sadece %13'ü geçimimi rahatça sağlayabiliyorum dedi. Şimdi önümüzdeki 5 yıl için hayallerini sorduğumuzda hep iş ve kariyerle ilgili hayaller var. Dolayısıyla gençler sürekli maalesef gelecekleriyle ilgili kaygı duyma durumundalar. Yani önümüzdeki 5 yıl için işte dünyayı gezeyim, işte ne bileyim bir şey kursuna gideyim veya gönüllülük yapayım, bir yetenek öğreneyim, böyle şeyler ön plana çıkmıyor. Sadece maddi kaygılar, kariyer kaygıları üzerinden hayalleri var. Şimdi bu ne demek? Buradan da konuyu aslında gençleri kalkınmamızın stratejik bir ortağı olarak görüp görmediğimize geleceğim. Şimdi Türkiye'nin gençleri her yerde söylüyoruz değil mi? Bizim nüfusumuz, bizim için güç kaynağı. Özellikle Avrupa'ya çıkan siyasetçilerimiz bunu sık sık söylüyorlar. Şimdi neden gençlerimizi bir güç varlığımız olarak görüyoruz? Çünkü şöyle beklentilerimiz var. İşte iyi eğitim alacaklar. Kültür, sanat, spor alanında Türkiye'yi küresel anlamda rekabetçi seviyede temsil edecekler. Başımıza icat çıkaracaklar. Ne bileyim iş dünyasında başarılı olacaklar. Fakat bunların hepsini yapabilmek için gençlik yıllarında bir takım yetenekleri almaları lazım. Bir takım yani bireysel olarak, insan olarak kendilerini tamamlamaları lazım. Bu sadece eğitim açısından söylemiyorum. Yetenekler var, duygusal tatminler var, fiziksel tatminler var, kültür var, sanat var. Dünyayı görmek var. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunları yapabiliyor olmaları lazım ki işte onlardan beklediğimiz bize gerçekten gücümüz olarak görmemize sebep olan o potansiyeli gerçekleşebilsin. Mevcut haliyle bu çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Bir yandan eğitim politikamıza bakıyoruz. İşte 250'nin üzerinde üniversitemiz var yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bu üniversiteler birer eğitim merkezi olmaktansa bölgesel kalkınma perspektifiyle kuruldukları şehire gelir getirsin diye özetinde kurulan veya bir takım kadrolaşmaya müsaade edecek şekilde kurulan kurumlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani ekonomik krizin gençlere de faturası aslında geleceğimize ipotek koyuyor. Gelecekten en büyük beklentileri ifade özgürlüğü. Ama şunu da görmek lazım. Ekonomik özgürlük olmadan, finansal bağımsızlık olmadan ifade özgürlüğünden söz etmek çok da mümkün değil. Peki son olarak gençleri bu kadar yakından takip eden, araştırmalar yapan, daha doğrusu gençin nabzını tutan biri olarak siyasi partilere tavsiyeniz nedir? Siyasi partilere naçizane tavsiyem şu. Gençlere ulaşmak yerine genç olmaya baksınlar. Bugünün artık gençleri, gençlik kolları veya gençlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının temsili altında gençlerle ilişki kurulamaz. Nasıl kurulabilir? Organik yöntemler geliştirilmesi lazım. Gençlik STK'ları, gençlik örgütlenmelerini parti yapılarına bağlamanın yolunu bulmaları lazım. Tabii bu ne demek? Otoritelerinden ve hiyerarşilerinden feragat etmeleri lazım. Yani gençlerin politikalarını sürdürmesine müsaade etmeleri lazım. Gençleri dinlediğini ve oradan aldıklarını temsil aşamasında hesaplayabilir bir şekilde ciddiye aldıklarına gençleri inandırmaları lazım. Bu açıkçası selfie çekerek, Twitch programlarına katılarak olmuyor. Olmayacak da onu da söyleyeyim. Ha, gençler oy vermez mi? Verir. Bakın az önce de söyledim. Yani evet kızgınlar ama gidecekler birilerine oy verecekler günün sonunda. Ama şu ikisi bir arada olmuyor. Hem gençlerden bu kadar çok şey bekleyeceğiz. Hem de gençleri hiçbir şekilde görünür hale getirmeyeceğiz. Bu ikisinden birini tercih etmemiz lazım.
Şu anda hem aşk hem hürriyet istiyoruz. İkisinin bir arada olmayacağını yakında göreceğiz. O zaman söyleşiyi sizin sözünüzle bitirelim. Gençler gençlik kolları değildir sadece diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum Can Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Zübeyde Sarı ile gündem programında sizlerle birlikteydik. İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Türkiye'nin geleceğine genç bakış raporu hazırlanmıştı. Raporun detaylarını program içerisine yer verdik. Konuğumuz İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye raporu direktörü Can Selçukki idi. Kendisiyle raporun bütün detaylarını konuştuk. Gençleri anlıyor musunuz? Gündemi nasıl takip ediyorlar? Politikler mi? En çok güvendikleri kurumlar kendilerini dindar olarak tanımlıyorlar mı? Ve daha pek çok sorunun cevabını programımızın içerisinde bulabilirsiniz. Geldik bir yayının sonuna daha. Başka bir programda farklı bir konu ve konuk ile birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.